Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dünya her yerine Türkiye'nin her yerinden 81'inden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. En uygun fiyatlarla Türkiye'nin her yerinden Dünya her yerine alıp gönderebilirsiniz. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan siteden ekranda gördüğünüz web siteden kargonuzu oluşturabilirsiniz. 10 saniyede işinizi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Gelin videoya denelim. Memurlara ve emekliye maaş zammı için AK Parti adım atıyor. İkramiyeler bayram öncesi ödenecek arkadaşlar. Kamuda memurlar ödenecek maaş zammı için torba yasa teklifi geliyor. Bayram öncesi kamu işlerine tediye ödemeleri yapılacak. Emekli ikramiyeleri bayram öncesi yatacak. Kamuda memurlar ödenecek maaş zammı için torba yasa teklifi geliyor arkadaşlar. Bayram öncesi kamu işlerine tediye ödemeler yapılacak. Emekli ikramiyeleri bayram öncesi yatacak. Memur emekli maaş ikramiye zammı için torba yasa meclise geliyor arkadaşlar. İşte yeni memur emekli maaşlara ikramiyeler ek ilişkin yeni takvim. AK Parti emekli ve memur maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22.000 TL'ye çıkarılması için düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme ile aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Memekli ve memur ve ikramiyeleri ek zam ve maaşlara zam için yasa çıkacak. AK Parti grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memuru ve emekli ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının artırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. Seçim öncesi en düşük emekli maaş 7500 liraya yükseltilmişti. Bu düzenleme sonrasında 5500 lira maaş alan birine 2000 lira zam yapılırken maaşı 7200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli ise sadece 300 lira maaş artışı almıştı. Bu durum üzerine emeklilerin itirazları gündeme geldi ve Başkan Erdoğan seçim sonrası bunları düzelteceklerini söyledi. Erdoğan seçimden hemen sonra gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdi. Yeni yasa teklifine göre bu sıkıntının giderilmesi ve emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almaları sağlanacak. Torba yasada Başkan Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği vaatler çerçevesinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması da bulunuyor. İkinci torba yasa içinde ekonomi ve depreme yönelik bazı düzenlemelerinde bulunması bekleniyor. İkramiyeler ne zaman hesaba yatacak? Erdoğan'ın 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesi yatıracaklarını müjdesini duyururken gözler ödeme takvimine çevrildi. Ramazan bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkacakken emekli aylığı ve ikrami ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara etmeye başlayacak. Tahsis numarasına göre yatacak. Yeni dönemin ilk kabinesi emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için takvim öne çekti. Emekliler kurba, kurban bayram öncesi çift bayram yaşarken Temmuz'da da zamlı aylık alacak. Mevcut uygulamada emekli aylıklara tahsis numarasının son anesine göre yapılıyor. SSK emekleri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17 ve 26'sında, Bağkur emekleri 25-28'inde, memur emekleri de 1 ile 5 arasında aylık alıyor. Bağkur emeklerinin aylık tahsis numarası 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde, 3 ile 1 olanlara 26'sında, 8 ile 6 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SGK emekleri de ise son rakama 9 olanlara 17'sinde, 7 olanlara 18, 5 olanlara 19, 3 olanlara 20, 1 olanlara 21, 8 olanlara 22, 6 olanlara 23, 4 olanlara 24, 2 olanlara 25'inde, 0 olanlara ise her ayın 26'sında aylık alıyor. Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SGK kapsamında gelir ve aylık olanların Haziran dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran arasında 5 gün içerisinde ödenmesi planlanıyor arkadaşlar. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminde 17 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor. Ramazan bayramı emeklere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban bayramında ise yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak. Emekliler Temmuz'da aylıklarını zamlı alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışta daha az maaş alan emekliye verilecek. Zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7500 ile 10.000, 10.000 ile 15.000, 15.000 ile 20.000 ve 20.000 üzerinde kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammında refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan %45 zam formülüne göre Temmuz ayı itibariyle 20.300 lira emekli aylık alacak. Diğer yanda bugün 16 bin lira aylık alan %40 artışla 22.400 lira, 21 bin lira aylık alanda %35 artışla 28.350 lira alacak. En düşük emekli aylığında zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Memur ve memur emekleri ise yılda iki kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu iş sözleşme zammı kadar zam alıyor. Kamu işlerine ödenecek 3. tedi ödemeleri de ne zaman olacak onu da değinelim. Hükümetin emekliye verdiği bayram ile tedi ödemeler için bayram öncesi resmi gazetede yazın yayınlanarak hem emekliye hem de kamu işlerine ikramiye ve tedileri bayram öncesi vermesi bekleniyor arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bizi Instagram'da da takip edin. Linki video altına bıraktım. Kamuşça Haber Instagram sayfasını Instagram'a tıklayın. Takip edin. Linki video altında var arkadaşlar.